Evet, Osman, Gürcan Osman Baba sağ olasın. Fatma Tuğcan tekrardan selamlar, Orhan Bebek, Yıldıray Özkan, Nazime Abdullah selamlar, Osman Berkel Kara Osmanoğlu, Osman abicim selam ederim, Fatoş'a selamlar ederim. Osman soruyor, Osman abim Londra'nın içinde kaçamıyoruz kaldık diyor. Burada durumlar iyi gitmiyor. İngiliz hükümeti de daha tedbir bile almadı. Her gün 1.000'den fazla insan ölüyor. Kendinize iyi bakın siz de öyle. Alpay Kopra kardeşim Avustralya günaydın. Osman Berkel öpüyorum. Çok selamlar ediyorum. Devam ediyoruz. Bir mesaj geldi. Çok sert bir mesaj. Kimse şunu aklından çıkarmasın. Ulusal Birlik Partisi babanızın malı değildir. Ersin Tatar'ın açıklaması da yeterli değildir diyor. Ersin Tatar'ın açıklaması şu: Başbakan Ersin Tatar partinin seçim harcamaları kampanyası ve buna bağlı iddiaları yalanladı. Sorun yoktur diyor. Mesajımız ise bunu söylemiyor. Ama önemli belirtmek isterim ki partimizin seçim harcamaları ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Başbakan Tatar açıklamasında biz isimleri söylemiyoruz. Birkaç kişiyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Bir söz konusu yazı, bir başka gazeteci arkadaşımızın bir yazısı vardı. Bir MYK üyemizle ilgili olarak ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu belirtmek isterim dedi. Evet, bir 500 bin, 3,5 milyon TL'den bahsediliyor. 3,5 milyon TL'nin 500 bin TL'sinin çekinin bozdurulmak için bankaya verildiğini, seçimlerle ilgili kampanyayla alakalı. Tabii hakkıysaydı alacaktı insanlar, ama mesaj çok ağır bir mesaj, çok da ağır bir insandan geldi. Çok ağır, ben ismini okumak istemiyorum çünkü girmiyoruz şimdi bu meselelere. Ama UBP kimsenin babasının malı değil, genel başkanın açıklaması yeterli değil. Ulusal Birlik Partisi'nin bu konuda gerçekten toparlanması lazım. Korona öncesi ve sonrası UBP diye. Evet, Türkiye'den tam destek Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi. Koordinasyon Konseyi çalışmalarına devam ediyor. Vaka sayısı dünya genelinde 2 milyona yaklaştı. Güneş gazetemizin bugünkü ön sayfasıydı. Ve Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal diyor, iş hacmi %70 düştü, çalışan azaltmaya gidebiliriz. Yeşilırmak ve Yedidalga'da sebze meyve üreticileri koronavirüsün yarattığı kaotik ortamdan dolayı aylarca emek edip yetiştirdiği ürününü satamamaktan şikayetçi. Marulu satamadı, tarlaya sürdü. Evet, Güren Tilki'nin haberi. Özellikle domates, marul, sarma ve yerli muz üreticileri satış yapamadıkları için çok zor durumda. Belirsizlik nedeniyle ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen üreticiler sorunlara çare üretilmesini istedi. Gökhan Canveren isimli marul üreticisi, ürünümüzü satamadık. Dolayısıyla marulu tarlanın içine sürmek zorunda kaldık. Zararımız büyük dedi. Hasan Çolak, ürünlerimiz dalında kaldı. Aylarca emek ettik. Fırtınalı havalarda, yağmurda, soğukta, sıcakta bugünlere getirdik. Şimdi satamıyoruz dedi. 2 yıl önce doludan dolayı iflas noktasına geldiklerini belirtiyor Hasan Çolak. Bu da Yedidalga'da ve üretici Salahi Atalar'da fiyatlarımızı maliyetin altına düşürdük ancak malımızı satamıyoruz diye yaşadıkları durumu özetledi. Covid-19 ayakkabı tabanında da yaşayabilir. Koronavirüs dijital adaletsizliği derinleştirdi. Bulgaristan Başbakanından yardım isteyen iş dünyasına rest. Önce lüks araçlarınızı satın. Nyao! Şeklinde özetleyebilirim bunu bu ülkeyle alakalı olarak. Bulgaristan Başbakanından yardım isteyen iş dünyasına rest. Önce lüks araçlarınızı satın. Başka bir şey demiyorum. IMF'den 25 ülkeye acil borç yardımı. Tabii Türkiye bu işi biraz onur gurur meselesi yaptı. Alır mı almaz mı gibisinden. Sever Pehlivan günaydın. Ukrayna durduramazsa Çernobil'deki yangını, nükleer santral patlama olacak diyorlar. İnşallah durdurur, öyle bir şey olmaz sevgili Fırat Golal. Gümrük gelirini artırmak için raf fiyatlarını çıldırttılar diyor İş Adamları Derneği. Açtık çalmaya mecbur kaldık diyor iki kişi.
Tabii biraz da alkol çaldılar. Yani açlığına alakası yok alkolün. Onu da herhalde bastırmak içindi, bilmiyorum. Borç tahsilatı için adam kaçırdılar. Saatlerce dövüp tehdit ettiler. İlginç. Bu da ilginç. İsimcikler de ilginç. Muhammed El-Lubat Tufan Akbaş. Muhammed Cihat Kayet Abd Al-Gahani gibi isimler var. Allah bizi korusun, bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Pandemi hastanesi bilmecesi Kıbrıs'tan sonra Yeni Düzen gazetesindeyiz. Yeni Düzen gazetesi. Pandemi hastanesi bilmecesi diyor, salgına karşı COVID-19 tedavisinde kullanılacak pandemi hastanesi için sürekli karar değişikliği toplumda güvensizlik oluşturdu. Bakanlar Kurulu'nun Mausa Hastanesi'ni bu amaçla belirlemesi sonrasında Bulhan Avantoğlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüştü. Şimdi Lefkoşa'da 45 günde yeni bir hastane yapılacağı açıklandı. Proje olarak bazı 3 boyutlu bilgisayar görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Evet, 14 Mart'ta Bakanlar Kurulu Mausa Devlet Hastanesi karantina hastanesi olacak dedi. 24 Mart'ta ayaktan tanı merkezi, ateş ve öksürük polikliniği yapıldı. 29 Mart'ta Sağlık Bakanlığı Nalbantoğlu pandemi hastanesine dönüştü dedi. Ve 13 Nisan'da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arazisinde 45 günde 92 oda, 182 yataklı yeni pandemi hastanesi hafif çelik konstrüksiyon sistemiyle yapılacak dendi. Ben anlamam bu işten. Eğri kedim bile yok. Evin nasıl olsun hikayesi. Güneyde 33 vaka ama böyle yapılabiliyorsa 45 günde 92 oda, 182 yatak. Ben böyle iki oda bir taneyi kaç günde yaparım? Varsa bu çelik konstrüksiyon işinden anlayan bir arasınlar bizi de, borcuna yapalım bu işi. Ödemeyeceğim de 3-4 ay sonra, çünkü bu meseleler çok çirkinleşiyor. Senih Çavuşoğlu kardeşim, bak güzel bir şey gördük, buradan gülümseyelim. Bu tarafta çirkin, Senihciğim güzel. Evet, çizgileri daha güzel. Tufan Erhürman, bilim kurulunun görüşünü duymak istiyoruz dedi ve İsmail Özbarış'ı kaybettik. Gerçekten çok büyük bir kayıp, çok üzgünüz Direnciğim, sevgiler, saygılar sana, yapacak bir şeyimiz yok. İnşaat sektörü hazır değil diyor Cafer Gürcafer. Haberatör'ün manşetinde Atakan İngiltere'den 30 Nisan'a kadar uçuş yoktur dedi kesinlikle. 30 Nisan'a kadar Osman abi, Fatoş, 30 Nisan'a kadar hiç uçuş yokmuş İngiltere'den. Evet, online ödemede seyri seferde %10 indirim. Türksen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yıllarca sosyal sigorta yatırımları yapan çalışanların maaş desteği kapsamı dışında tutulmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını söyledi. El yordamıyla kriz yönetimi olmaz diyor Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem. Ve güneyde 33 yeni vaka, bizde vaka yok, inşallah hiç olmaz. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare yer. Ne içeriz? Gelinecon. KKTC turizminin Temmuz'dan önce hareketlenmesi beklenmiyor. Barış Erdoğan, hocam iyi günler göremeyeceğiz. Virüsten kurtulduk ama bu yönetimlerden nasıl kurtulacağız? Bu sizin elinizde Barış Erdoğan, siz gençlerin. Bizden artık geçti. Benim yaşıtlarım, hatta benim yarı yaşımdakiler 75'lerde 76'larda emekli olurlardı neredeyse. Neyse, girmeyelim o meselelere. Çünkü kurtulduk, tamamdır. Hadi. Oldu. Rum turizminde bu yıl %60 oranında düşüş bekleniyormuş. Bizde ise Dima Çağıner anlatıyor, Otelciler Birliği Başkanı. Bazı kesimlerin turizm yatırımcılarına yönelik haksız saldırılarına dikkat çektiği. Haksız saldırı yok ya sevgili Dima Çağıner. Sen satın aldın arazilerini, gayet güzel devam ettiriyorsun. O bir tarafta 30 dönüm 40 dönüm 1000 dolara yapma be Dima Çağıner. Yani benim bizim derdimiz bu aslında. Yani bu konuda biraz şey olmak lazım. Tamam, iyi güzel yaptılar yatırımları ama kazandıklarından varsa eğer versinler, yoksa yoktur desinler. Yani ne bilelim biz de, biraz o konuda biraz hassas olmaya başladı herkes. Ne yalan söyleyeyim, bütün olay budur. Evet, Muhammed El-Lubat ve Tufan Akbaş kendilerine borcu olan bir kişiyi kelepçeleyip 5 saat boyunca tabanca ve bıçakla tehdit etti. Nerede bulur bu insanlar tabancaları? Evet.
Evet, iki kişi güneye gitmişler gizlice. Geri dönerken 40 gram uyuşturucuyla yakalanmışlar. Yarısı kokain diyor bugün haber. İsim var, biz vermeyelim. Kapalı lokanta ve marketlerden hırsızlık yapan Mahmut Çal ile Ali Aslan esas suçlunun korona olduğunu iddia etti. Aç kaldık diyor. İki kişiyle bir olup patronunu soyan kişi de bir ay sonra yakalandı. Suç ortakları kaçtı diyor. Türkiye'de can kaybı 1403. Allah tümünü rahmet eylesin. UBP'nin çekleri tefecilerde. Evet. Avukat, UBP'li avukat Hasan Yücelen, Ersin Tatar'ı hesap vermeye davet etmiş diyor. Detay gazetesinin manşetinde çok ağır eleştiriler var. Evet. Ama tabii ki yargısız infaza giriyor çoğu. Çünkü bu konuda kimse bilmiyor. 500 bin lira gerçekten tefecide mi, bozuldu mu, parası alındı mı hiç kimse yok. Çünkü böyle bir şey asla hesap veremem değil diyor arkadaşlar. Tabii ki biz girmiyoruz bu meselelere. Evet. Girne Galesi'ni pandemi hastanesi yapsınlar diyor. Nyao diyor Sedat Avucan. 15 Mayıs Türkiye'den yurt dışı uçuş yok. Temmuz'u bulur Türkiye her gün daha kötü diyor Serap Cafer Santoş. Hocam iyi günleri göremeyeceğiz, göreceğiz, göreceğiz iyi günleri. Evet, UBP konusunda iyi şeyler yapılması lazım. UBP konusunda bu işler çok kötüleşti. Ürettiğimizi satamıyoruz. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, koronavirüsünün hayvancının etkilendiğini belirterek her türlü riske rağmen üretim yapmaya çalışan hayvan üreticisinin büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Önlem alınmazsa ayakta kalamayız diyor Bora Boran, Kiralık Haraç İşletmecileri Birliği Başkanı. Bora Boran'ın haberi bu. Yakup Serdaroğlu, selamlar Yakup kardeşim. Koronavirüs nedeniyle kiralık araba şirketlerinin batma noktasına geldiğini, sektörde yaklaşık 1.000 kişinin yemek yediğini belirterek hükümet önlem almazsa hepimiz zor durumdayız, ayakta kalamayız dedi. Evet, vaka çıkarsa korkusuyla kriz yönetilemez diyor Sayın Erhan Arıklı ve sokağa çıkmak için mazeretimiz var, olmaması lazım diyoruz. Şimdi köşe yazımızı okuyacağız. Bu konuda soylular, köleler, hapishanemiz, gece kulüplerimiz, hiç konuşmuyoruz bu konuyu ve bildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla da benden başka kimse hapishane ve gece kulübü konusunu gündeme getirmiyor. Evet, çok yazık. Orada yaşayan insanların insan olmadığını düşünen bir toplumuz diye aklıma geldikçe irkiliyorum. Oysa oralardaki insanlar hepimizin kardeşidir, hepimizin evladıdır, hepimizin bacısıdır, hepimizin insanıdır, insanı. Hem hapishane hem gece kulüpleri. Evet, hükümet bir program açıkladı. Seyahat İncil'in yazısını okuyoruz. Twitter'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Yani attık bunun tweetini de Facebook'ta da paylaştık. Attık mı acaba? Attık, atmışız. Bak Twitter uyarıyor bizi. Hükümet bir program açıkladı. Beğenmeyenler eleştirdi. Sivil itaatsizlikten bile bahsedenler oldu. Beğenenler ses çıkarmadı. Devlet özel ayrımının eleştirisini çok şiddetli yapanlardan biri olan Mehmet Saydam dün canlı yayın konuğumdu. Video bağlantılı konuştuk. Devlet ve özel sektör arasındaki inanılmaz farktan söz etti. Kendimden bahsetmiş gibi olmayayım. Ama yıllardır bu ülkede kamu özel farkının soylular ve köleler farkı olduğunu yazarım söylerim. Şimdi ispatlandı. Bu ülkede devletten maaş çeken ayrıcalıklı insanlar var. İnsanları suçlamıyorum ha. O ayrı bir şey. Soyluları suçladığım gibi görülmesin. Bir de özel sektörde patron insafına kalmış olanlar. Kimisinin patronu sağlamdır, her türlü yatırımını yapar, çalışanına sahip çıkar. Kimisinin patronu doymak bilmez, ne yatırım vardır, ne ödeme.
Ha bu ülkede vergi adaleti de hiç olmadı. Zengin yoksul arasındaki fark esas vergi adaletsizliğinde de ortaya çıktı. Yoksuldan vergi alındı, zengin idare edildi. Şu anda en az riskli medya çalışanları devletin kurumlarındakilerdir. Özel aç kalsınlar kimin umurunda? Yani devlette çalışan gazetecilerin sıkıntısı yoktur. Devlette maaş alan ve kendine gazeteci diyenlerin de sıkıntısı yoktur. Ama özelde çalışanlar mutlaka düzeltilmesi gereken çok büyük hatalarımız, eksikliklerimiz vardır. Ve bunu mevcut meclisin görüp tatile girmeden çalışması lazım. Sahi meclis yaz tatilini yapacak mı? Çok merak ediyorum. Anayasal haktır elbette yapacak diyerek bir formül bulmayanın yemin ederim Allah lütfen belasını versin. Kibarlığımı bozmuyorum, lütfen diyorum, dikkatinizi çekerim yani. Bu arada bir kez daha hapishaneden bahsedeyim. Hapishane ile ilgili mutlaka bir şey yapılması lazım. Koronavirüs girerse çıkmayacak. Defalarca yazdım. Çocuk tecavüzcülerini, kadın katillerini kurtarmaya çalışıyorsun dediler. Usandım. Hapishanede tutuklu ve mahkumların sayısını ciddi anlamda azaltacak tedbir alınması çağrılarımı onur ve gurur meselesi yapanlar çıktı. Bazı tutukluların bırakılması ile ilgili düzenleme yapıldı. Şartlı salıverilme ile alakalı düzenleme de yapıldı. Cezasının üçte birini çekene bu hakka başvurma şansı tanındı. Yeterli mi? Bence değil. Bu konuda gerçekten çok etkili tedbir almak, hapishaneyi sosyal mesafe şartları ile daha hijyen koşullara kavuşturmak hükümetin, meclisin ve cumhurbaşkanının görevidir. Hapishanede yatanların büyük, hatta çok büyük çoğunluğunun ağır sayılabilecek ve insan yaşamına son vermekle bağlantılı olmayan suçlar olduğunu biliyoruz. Evet. Satıcılarla ilgili tedbir al. Ama birkaç gram içeni tutmanın bir anlamı yok. Kaldı ki içeride de içiyor zaten. Bulması imkansız mı diyorsunuz? Bence değil. Olmadığını herkes biliyor. Maddi suçları, mazbata meselelerini de çözmek zor değil. Şunu eklemek lazım. Diyelim ki bir kişi birkaç yıl hapis cezası aldığı bir kavgaya karıştı. Aynı zamanda birkaç yıl hapsi gerektiren başka bir iddiayla da mahkemesi sürüyor. Mahkeme daha önce kavgadan dolayı yargılandığı için normalde tutuksuz yargılanabileceği öteki iddiadan dolayı tutukluluk vermiş. O kişi şartlı salıverilmeden yaralanamıyor. Birini mi öldürmüş? Birine 4 kilogram kokain mi satmış? Aynı anda 4 kız çocuğunu mu doğramış? Birinin eşine, anasına, kızına mı yan gözle bakmış? Ortada haksızlık var demek istiyorum. Vicdan elbette hukuk kadar etkili değil. Karar alırken vicdanlardan öteye kanunlar uygulanıyor tabii ki. Ama çok daha ciddi suçlarla itham edilenleri bırakacaksınız. Çok daha küçük sayılabilecek suçlardan yargılananları yasa böyle veya uygulama böyle diyerek tutacaksınız. Peki dışarıdaki ailelerine bunu nasıl anlatacaksınız? Kim inanır ki size? Ya kişisel kin vardır diye düşünecek aileler, ya adı büyüklerin talimatı var diyecekler. Kim bilir belki de siyasi müdahaleden söz edecekler. Peki sizce bu içinde bulunduğumuz durumda yargıya, tüm kurumlarına güveni ve saygıyı sarsmaz mı? Yargıya ve kurumlarına da güven sarsılırsa zaten siyaseten güvensizliğin zirvesindeyiz. Toparlama şansımız sıfırlanır. Bunu sormak istiyorum, söylemek istiyorum bir kez daha. Yargıya ve kurumlarına güven sarsılırsa zaten siyaseten güvensizliğin zirvesindeyiz. Toparlama şansımız sıfırlanır. Kısacası ne olur bir şeyler yapın. Kısmi aftır, şudur, budur derken o hapishaneyi insani bir duruma sokun. Nüfusunu ciddi oranda azaltın, riski sıfırlayın. Ayrıca maddi anlamda da rahatlama söz konusu olmaz mı? Mahkumların her türlü bakımı, yiyeceği devletin masrafıdır. Azaltamaz mısınız? Sürekli olarak konuyu bulut akacana getirdiğimi söyleyen birkaç kişi var. Yazılarımın yayınlandığı gazeteye, haberci. O gazete şu anda internet üzerinden yayınlarını sürdürüyor. 3 ya da 4 haber merkezi çalışanı dışında kimseye maaş verilmiyor, para ödenmiyor. Kısacası
patronu için veya aldığı maaş için yazıyor diyecek olanlara şimdiden barikat olayım. Ayrıca mesele benim ne düşündüğüm değil. Çünkü bana göre Bulut Akacan bu ülkeye çok ciddi yatırımlar yapmış, çok başarılı olmuş genç bir iş insanıdır. Kavga olayının şanssızlık olduğunu kendisi kabul ediyor, cezasını fazlasıyla çekmiştir. Öteki suçlamanın ne olduğunu kimse kusura bakmasın ama neyse. Bugünlerde kimse yasaları takmıyor. Ama biz yine de devam eden yargı sürecine müdahale etmiş olmayalım. Medya devletten katkı görmeyeceği için ayağa kalktı. Başka konuya geçiyoruz. Mühendisler, mimarlar, avukatlar, gazino çalışanları. Bir yığın sendika, kurum, kuruluş, birlik bu hakların elde edilmesi için uğraş veriyor. Mahkum ve tutuklular için bu ülkede bir tek kurum, kuruluş çıkıp da gık diyemiyor. Neden? Neden? Neden mahkum ve tutuklular için bu ülkede bir tek kişi çıkıp da bir şey söylemiyor? Sonuçlanmamış bir sürü olay var. Bütün tutukluları, bütün tutuklu yargılamaları iptal edin. Zor mudur? Otursun yargıçlar bu konuda karar versin. Evlerinden karar verebilirler bence. İlla mahkeme odasında gerek yoktur diye düşünüyorum. Verebilirler. Olağanüstü. Cumhurbaşkanlığı seçimini erteledik anayasaya aykırı olarak. Değil miydi anayasaya aykırı? Yapmayın Allah aşkına. Ve son bir konu. Gece kulübü sektöründeki kadınlar için biri bir şey yapacak mı? O sektördeki kadınları düşünen var mı? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Yoksa hapistekilerin hepsi katil cani, o kadınların da hepsi kötü müydü? Bu mudur tüm örgütlerin, sendikaların, insan hakları, kadın hakları savunucularının kahramanlığı? Bu mudur? Onlar insan değil midir sizce? Yok. Herkes kendi derdinde, herkes kendi çıkarında. Biliyor musunuz herkes? Gazeteciler kendi dertlerinde, avukatlar kendi dertlerinde. Evet. Gazinocular kendi dertlerinde. Herkes kendi derdinde. Hayvancı kendi derdinde. Çiftçi kendi derdinde. Sevgili Gökhan marulu satamadım diyor. Salahi muzu satamadım diyor Salahi Atalar. Haksız değil bu insanlar. Bu ülkenin çok çalışkan, çok güzel insanları. Ama onlar çıkıp gazetelere de konuşuyorlar, televizyonlara da konuşuyorlar. Peki gece kulüplerindeki kardeşlerimiz, kardeşimiz değil mi onlar? Yok, onlar kötü kadın değil mi? Bu ülkenin bütün feminist örgütleri neredesiniz? Feminist vekilleri neredesiniz? Bütün vekilleri neredesiniz? Bakanlar neredesiniz? Yazık, günah değil mi bu insanlara? Gerçekten çok kötü günlerden geçtiğimizin farkında değil misiniz? Hepiniz mi devlet memurusunuz? Hepinizin mi devletten maaşı var? Bu kadar çok rahatsınız. Çok rahatsınız gerçekten. Çok rahatsınız. Herkes kendi çocuğundan bahsediyor. Aman çocuğum geldi. Evet, yatacağı karantina yatağında bir gıl var. Bu mudur bizim derdimiz? Bu mudur sadece bizim derdimiz? Ve Serhat hapishanedeki insanlar için konuştuğunda, kerhanelerde ezilen kadınlar için bir şey yazdığında ne oluyor? Patronunun yalakası mı oluyor? Yoksa kerhaneci mi oluyor? Utanmasanız petelenk diyeceksiniz bize. Bütün kadınlarla zaten ilişkisi vardı diyeceksiniz. Utanmasanız, çekiniyorsunuz birazcık da.
Ya biraz başka şeyler konuşalım lütfen. Bu insanlara yardımcı olmak zorundayız. Mahkumsa mahkum. Tutukluysa tutuklu. Seks endüstrisi çalışanıysa seks endüstrisi çalışanı. Herkese. Açım onun için çaldım diyenlerle de bir şey yapmak lazım. Yok, ben 8.500 lira alırım ama bu kadar taksidim var. Ödeme zaten 3 ay taksidini, bekle 3 ay sonra bakarak. Ama hiç almayanlar var. Hiç almayanlar var. Gerçekten rahatsız olmuyor musunuz? Ben çok oluyorum ya. Ben çok oluyorum. Yani lütfen birileri bir şey yapsın. Lütfen. Hiç korkmayın. Mazbatadan, betten, şundan bundan tuttuğunuz insanlar, iki tokattan attığınız insanlar çıktıkları zaman aynı şeyi yapmayacaklar, merak etmeyin. Yeter ki insan hakkı, mahkum hakkı, tutuklu hakkı nedir? Anayasa ise anayasa, uluslararası insan hakları sözleşmesi ise insan hakları sözleşmesi. Ama bu insanlara da bu Covid günlerinde hem salgını bulaştırma riskini azaltalım, çünkü geri dönecek bu risk bize de, hem de onların insan olduğunu unutmayalım. Hiç kimse size çocuğunu tecavüz edip, çocuğuna tecavüz edip öldüreni bırakın çıksın demiyor. Ama orada tedbir almanız gerektiğini söylüyor. 3-5 gram ya da yarım gram gannavuriden süründürüyorsunuz insanları. Satıcıların yarıdan fazlası sokakta geziyor. Hatta tümü. Turgut C'de var telefon hattımızda. Günaydınlar Turgut abi, buyur. Günaydın Sayın İncirli. Günaydın abi, Kolay nasılsın? gelsin. Şimdi Sayın İncirli söylediklerinin hepsine katılırım. Lakin ortada bir gerçek olmalıdır. Paran yoksa çaren yoktur. Bugünkü dünya böyle. Yani şimdi gazetecilere devlet katkı yapmıyor. Atıyorum bu gece kulübünde çalışan hanımlara katkı yapılmıyor, bakılmıyor. Doğru. Gazinoculara verilmiyor. Doğru. Da işin bir de gerçeği vardır. Hükümet gözüyle baktığın zaman onların da elinde para olmadığı için çareleri yoktur diye düşünüyorum. Ha, bundan öncekileri 46 sene var. Yenildi, içildi, bitirildi herkesinden beraber. Bazıları çok aldı, bazıları az aldı. Ama günün sonunda 46 senelik tarihçemiz bizi bu noktaya getirdi. Benim düşüncem Sayın İncirli şudur. En azından şu anda devlet denilen mekanizmayı yöneten bir çatı vardır. Başbakan vardır, Maliye Bakanı vardır, Çalışma Bakanı vardır, Sağlık Bakanı vardır. Odur veya budur. Bunların da yapabileceklerini en iyi şekilde yapmaları doğrultusunda hareket ettikleri inancındayım. Onun için tek taraflı olarak tüm halkımıza söylerim. Tek taraflı olarak ve tek pencereden bakarak bu insanları kurşunlamak noktasına getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü en azından bir idareye ihtiyacımız vardır. Bundan sonrası için bunları düşünüp yaşayıp tecrübe etmiş bir topluluk olarak daha doğru hareket edeceğimiz inancına ve öyle bir kabiliyetimizin toplum olarak olacağına inanmak isterim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı da size iletiyoruz. Sevgili Turgut Ceyda, bu ülkenin güzel insanlarından biri, düşünen insanlarından biri. Evet, çok çok teşekkür ediyorum.
bir mesaj aldım ama kimden aldım bilmiyorum. Adı yok. Herkes başını kuma soktu. Bravo, saygılar. Ha evet, Elye'den geldi bu mesajcığımız. Doğancı'dan Arif kardeşim. Sağ olsun, var olsun. Sağ olsun, var olsun Arif kardeşim. Doğancı'ya sevgilerimi iletiyorum. Üreten güzel insanlara, Doğancı'ya. Evet, sevgiler, saygılar. Biraz sonra İngiliz gazetelerine bakacağız. Türkiye gazetelerine bakacağız. Tabii ki telefonlarımızı da duyurmadık ama bizi aramak isteyenler elbette ki arayabilirler. Biraz sonra bu konuya da gireceğiz. Dünyadan bazı haberler sizlerle, onları da paylaşmak isteyeceğiz. Araya gitmeden önce çok kısa bir şekilde sizlere bazı gazetelerden bahsedeyim. Hiç bugüne kadar bakmadık bu gazetelere ama The New York Post, New York Post, Governor, vali diyormuş ki the worst is over, yani en kötüsünü aştık artık diyor. Hastaneye gidenler düşmeye başladı ve çok zeki davranmalıyız diyor. Çok akıllı davranmalıyız diyor. Ne konusunda? İş yerlerini açmak konusunda. Cuomo, vali Cuomo, New York valisi Cuomo. Cuomo, 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 Cuomo. Must be smart about reopen. Yani smart, şık anlamında söylemiyor. Çok zeki, çok akıllı, çok keskin ve çok ileriyi gören bir pozisyonda olmalıyız diyor. En kötüsünü atlattık diyor The New York Post gazetesi. Ama en kötüyü atlattık, yeniden vurmasın bizi bu beytan bal anlamında ki biz oradayız. Rehavete gerek yok anlamında söylüyorum. The New York Post gazetesini sizlere aktardım. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bir başka gazete, bunlar tabii ki dünkü gazeteler. Jobless, işsizlik ciddi sorun. Chicago Tribune manşetine bunu getirmiş ve fırtınada yaşadı, kasırga çıktı dün. USA Today gazetesi manşetinden onu verdi. 35'e yakın ölü var, 33 ölü var ve Los Angeles Times. Çok farklı suçlar ortaya çıkıyor. Ve insanları dolandırıyorlar telefonlarda. Yani many kinds of scams on the rise. Yükselişe geçti bu farklı çeşitteki scamslar. Suç, scams, dolandırıcılık anlamında söylüyorlar. Yani scamın tam Türkçesi bir anda söylemek. Dolandırıcılık, aldatma da diyebiliriz. Scams, çok farklı dolandırıcılıklar da. Evet. Evet, bazı bölgelerde maske şart, sosyal distancing şart. Bunu da Los Angeles'ta aştılar. Ama herkesin ciddi anlamda maskeli olması şartı var. Yeni bir normalleşme sürecine girmek için o sosyal distansı koruyalım, sosyal mesafeyi. İşte budur bütün olayımız ve şu anda yapmamız gereken bizim de bunlardır. Amerika'dan da size bugün iki tane, üç tane haberi aktardık. Hava parçalı, çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurluk geçecek hatırlatmasını da yapıyoruz.
ve Örsan Balıkçıoğlu diyor ki abi araya girelim. Araya giriyoruz. Örsan Balıkçıoğlu kutlamıştık anneciğinin doğum gününü. Kendisi selamlar etmişti. Her şey yalan gerçek sensin diyor. Çok güzel bir kutlama sözü bence. Bravo Örsan'ım. Şimdi araya gidelim. Batuhan Nereli. Mahkumlar konusundaki düşüncelerinizi destekliyorum. Çok güzel. Ama kafamda oluşan sorular var. Dışarıda bu affı bekleyen pusuda insanlar var. Nasıl olsa bizi tutuklamayacaklar deyip marketlere saldırır. Hırsızlıklar bir anda patlarsa 200 kişiyi bırakıp 400 kişi mi alınacak içeriye? O zaman virüs içeriye girmiyorsa da girecek. Yoksa bu hırsızlık yapanları da tutuklamamak mı lazım olacak? Yani hadi meydan boş istediğiniz gibi dalın marketlere, istediğinizi alın götürün mü olacak? Batuhan Nereli, şu anda içeri insanları kimi sokacağız hikayesi zaten ayrı bir risk meselesidir. Benim en büyük iddiam odur. Şu anda bir kişi bile hiç belirtisi olmadan tutuklandığında girecek. Dışarının sorununu söylemiyorum. Hapishanede social distance çok önemli. Social distance çok önemli. Sosyal mesafe benim bütün iddiam budur. Ve bu iddia benim kendi oturup da düşüncemle, benim otururken ürettiğim bir şey değil. Bütün her tarafı yapacak başka işim olmadığı için takip etmeye çalışıyorum. Malezya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti birçok yerde neden bu tür uygulamalara gidildiğini insanların, Avustralya'da bu işin doktorasını yapmış bir kadının yazdığı bilimsel makaleye kadar okumaya çalıştım. Bütün iddiam budur. Kendi iddialarım, benim birine bilgiçlik taslayacak bir pozisyon da yoktur bu konuda. Asla da yapmam öyle bir şey. Ama bütün gün okuyorum ve bu insanlar bütün dünyada bunu uyarıyorlarsa, hele çok 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 sevgiyle bütün aileni çok iyi biliyorum, tanıyorum, sevgilerimi iletiyorum. Hepsini Allah rahmet eylesin ölenlere de. Ama şu olay var, senin söylediğin gibi dışarıda birini tuttuğumuzda, bu kalabalığın içine attığımızda risk oradadır. Esas sorun oradadır. Hiçbir belirtisi olmayan, ne sıcaklığı, ne öksürüğü, ne kusması, ne ishali, ne bilmem ciğerde nefes sorunu, susumusu olmayanı yaptığımızdan olacak. Neyse araya gidelim Batuhan. Çok çok teşekkür ediyorum. Arzu Kocabışak Kasabalı'ya selamlarımı ediyorum. Cemile Kanara Günüş'e de, Davut Acemoğlu, Mustafa Bostancıoğulları. Yok bugünlerden ders çıkaramayacak mıyız? Yoksa eskisi gibi devam mı? Yani ahbap çavuş ilişkileri devam mı? Ulusal Birlik Partisi'nin toparlanması lazım. Ertaç Günel diyor ki bir vatandaşımız kolon hastanesini arayıp doğum yapacağını söyledi. Devlet adına tek çalışma acil bölüm bakıldığını söyledi. Diğer vakaları kapsamaz. Bu vatandaşımız sokakta doğursun varsa parası diyor. Ertaç Günel tabii ki. Bundan sonra ne olacak diyor Mustafa Bostancıoğulları. Bundan sonra ne olacağına hükümetin karar vermesi lazım. Serkan Lokma günaydın, bir şey sormak istiyorum. Küçük sektör, bizim sektör açılacak mı bilmek isterim. Benim işim döşemecilik. Bilgimiz yok. Evet, bugünlerde buna karar verilecek. Evet, Zeki Eren Darben, Sayın Ceyda Grasso veya sürer, Sayın İncirli hem nala vurur hem ha diyor. Zeki Eren Darben. Evet, ben hem nala hem ha vuruyorum demeye getiriyor herhalde. Bilmiyorum. Arif Hüseyin, herkes evdedir Serhat Bey diyor. Kerhanelerden, kumarhanelerden adam gibi vergi alınsa hastaneler, hapishaneler iyileştirilirdi. Gece kulüplerinde çalışan bayanlara bakan yok. Çok zor durumdalar. Patronları yanlarına uğramaz oldu. Ne yerlerine içerler soran yok, uğrayan yok. Yazık, çok yazık diyor Zeki Eren Darben. Mustafa Özadalı helal abi demiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Mustafa Mehmet Kamalı günaydın, günaydın. Metin Emir Ali Bengusu kalemine sağlık diyor. Fikriye Özsaidoğlu Dağcı, Abdurrahman Zengin, günaydın. Kaplan, çok teşekkür ederim. Behçet Çelebi, pandemi hastanesi olarak Yeniceköy'de bulunan eski polis okulu kullanılmalıdır. Hazır bina, kolay gelsin. Behçet Çelebi, ne güzel bir öneri. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Berk Bağrıkara kardeşime de selamlarımla birlikte herkesi selamlarla kutluyoruz. Maalesef balık hafızalıyız. Bugünler geçtikten sonra her şeyi unutacağız. Döneriz yine aynı tas aynı hamam diyor Necdet Mavi Gözlü ve biz de araya girdik.